Bir de Hoca Efendi müşterek mütalaaya çok ehemmiyet verir. Hatta bir sohbette şu ifadesini hatırlıyorum ben. Müşterek mütalaa edilerek okunan kitap cemaatle kılınan namaz gibi çok bereketli oluyor. Şimdi bu söz benim çok dikkatimi çekti. Yani Hoca Efendi'nin hayatını özetleyen bir cümle diyebiliriz bir yönüyle. Hani bir açıdan çok Hoca Efendi'nin hayatının değişik buğutları, değişik derinlikleri, değişik yönleri var. Ama üzerinde durduğumuz Hoca Efendi'nin ilmi yönü itibariyle bu cümle çok dikkat çekici. Bir daha cümleyi müsaadenizle tekrar edeyim. Müşterek, toplu, bir arada mütalaa ve müzakere edilerek okunan kitap cemaatle kılınan namaz gibi çok bereketli oluyor. Bu cümlede iki husus var. Hani ben bazen genç arkadaşlarla otururken, sohbet meclisinde, çay içerken, müzakere, muhavere meclislerinde diyorum ki Hoca Efendi demişti ki diyorum. Bu cümleyi naklediyorum. Sonra diyorum ki bu cümleyi kim demiş arkadaşlar diyorum. Hoca Efendi diyorlar. Hangi Hoca Efendi diyorum. Ya abi dediler şu Fethullah Gülen Hoca Efendi. Hayır onu kastetmiyorum diyorum. Hangi Hoca Efendi derken bu cümlede anlatılan iki hususu da bir hayat üslubu haline getirmiş Hoca Efendi. Neden? Hoca Efendi'nin cemaatle namaza verdiği ehemmiyet tariflere sığmaz. Öyle mi Ergün Hocam? En hafifi bu mevzuda Hanefi mezhebinin yaklaşımıdır ki hafif kelimesini yani günlük dildeki gibi anlamayalım. Fıkhi yaklaşım olarak lütfen anlayalım. O da sünnet-i müekkededir. Bir müminin cemaatle namaz kılmaması kabul edilebilecek bir şey değildir. Temel yaklaşım budur. Ben kendimi idrak ettiğim yaştan itibaren demiştim. Mecbur kalıp Hoca Efendi konuları aydınlatma adına, tavzih adına, bir meseleyi ele alırken ona ışık tutma adına bazen bil mecburiye kendi hayatından örnek verir. Bunu verirken de çok sıkılır. Çoğu zaman tecrit üslubuyla, soyut bir üslupla birisi, bir arkadaşınız diyerek dolaylı olarak söylemeyi tercih eder. Ama bazen de mecbur kaldığında ki Hoca Efendi'nin ne kadar hayalı bir insan olduğunu yakından onu görenler bilir. Hoca Efendi fevkalade mütevazi olabildiğine hayalı, utangaç bir insandır. Ama buna rağmen bazen sabır makalesinde de ifade ettiği bir kendine rağmen yaşama vardır. Hayatı kendine rağmen götürme. Bazen kendine rağmen misal de verir. Yani kendi hayatına. Yaşadığı bir şeyi ifade adına. Ve işte onu diyorum. Hangi Hoca Efendi bu cümlede ifade edilen müşterek mütalaa ve müzakereyle cemaatle namazı hayat üslubu haline getiren. Benim demişti kendimi idrak ettiğim yaştan itibaren cemaatle kılamadığım namaz sayısı. Mahir Bey bakın kılmadığım değil. Kılamadığım. Kılamadığım namaz sayısı bir elin parmaklarını ya geçer ya geçmez dedi. Bir ömür cemaatle namazla geçmiş. Bunun bereketini yaşamış. Yani masa başında eline kalem almış, ayakları yere basmayan teorik bir cümle değil. Yaşadığı hayatın hülasası. Bu insanın cemaatle namazdan bereketinden bahsetmeye hakkı var mı? Hani münferit kılınan namazın sevabı, cemaatle kılınan namazın 25 kat, 27 kat, Kenzul Ummel'de 29 kata kadar yükseltiyor. Şimdi cemaatle kılınan namazın bereketi müsellem, mahfuz, bir kıyıda dursun. Hoca Efendi'nin buna benzettiği husus ne? Cemaatle namazın bereketine müşterek mütalaa ve müzakere. Bir insanın kendi başına okumaları olur mu? Olur. Hepimizin oluyor. Hoca Efendi'nin de oluyor. Hoca Efendi'nin iki türlü ilimle meşgul ediyor. Bir ferdi okumaları var. Bireysel okumaları var. Bir taraftan da müşterek mütalaa ve müzakereleri var. İşte toplu müzakere etmeyi şu hadis-i şerife dayandırarak Hoca Efendi hayat üslubu haline getirmiş. Sahih-i Müslim'de benim okuyacağım metin diğer hadis kaynaklarında da geçiyor. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki men seleke tarikan yeltemisu fihi ilmen sehhelallahu lehu bihi tarikan ilel cenneti. Kim ilim talebi maksadıyla bir yola sülük ederse, sülük etme demek sistemli bir şekilde sürekleri arz eder bir tarzda ve aksatmadan bir işi yapmakta kullanılan bir tabirdir. Efendimiz Aleyhisselam bu kelimeyi tercih etmiş. Kim süreklilik arz eder bir tarzda sistemli bir şekilde
ilim talebi yoluna girerse Allah o insana cennete giden yolu kolaylaştırır diyor. Sonra da hadisin devamında diyor ki, bu hadis üzerinde durulabilir ama ben ana konudan kopmak istemiyorum. وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ ف۪ي بَيْتٍ مِّنْ بُيُوتِ اللّٰهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللّٰهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ وَف۪ي رِوَيَةٍ يَتَذَاكَرُونَهُ بَيْنَهُمْ Herhangi bir topluluk Allah evlerinden birinde toplanırlar, bir araya gelirler. Allah'ın kitabını mütalaa ve müzakere ederler. Toplu, müşterek, bir arada Allah'ın kitabını anlama gayreti gösterirlerse illa nezelet aleyhimü sekine. Muhakkak surette bu insanların üzerine sekine nazil olur. Sekineyi genişçe merak eden arkadaşlarımız kalbin zümrüt tepelerindeki sekine makalesine baksınlar. Gönül huzuru, iç huzuru, gönül dünyasınızda firdevsi meltemlerin esmesi, bir itminan, bir oturmuşluk, bir huzur duymanız. Ve haffethumul meleike, o ilim meclisini melekler çepeçevre kuşatırlar diyor. Meleklerin geldiği yerden başka bir hadisten yardım alarak yaklaşacak şeytanlar uzaklaşır. Orası melek numun nezih bir atmosfer haline gelir. Bulunduğunuz atmosferin insan üzerinde etkisi inkar edilebilir mi? Evet. Melek numun bir atmosferin insanın meleki yanlarının inkişaf etmesine, şeytani yanlarında körelmesine, güdükleşmesine diyelim. Meylan-ı hayrına kuvvet vermesine, meylan-ı şerrinin kökünün kesilmesine, hayır eğilimlerinin harekete geçmesine, insandaki negatif duyguların da baskı altına alınmasına yarar. Ondan sonra da diyor ki hadis-i şerifte ve gâşiyetuhumur rahme. Müşterek mütalaa ve müzakere yapanları Cenab-ı Hakk'ın rahmeti bürür diyor. Mahir Bey, Cenab-ı Hakk'ın rahmetine mazhar olmaktan daha öte bir insan için fazilet olabilir mi? Bir kazanç olabilir mi? Hadisin en sonunda da diyor ki, son maddede de diyor ki ve zekerehumullahu fîmen inde. Cenab-ı Hak nezd-i uluhiyetindeki o yüce katındaki huzurundaki mele-i âlâ'nın sakinleri tabiriyle Hoca Efendi bunu ifade eder. O mukarreb melekle, Allah'a yakın o meleklere, huzurundaki o yüce varlıklara Cenab-ı Hak der ki bu kullarından övgüyle bahseder. İşte bundan dolayı Hoca Efendi bu hadisi şerif, buna biz müzakere hadisi diyoruz. Müşterek, mütalaa, beraber topluca beyin fırtınası yapmak demek. Müzakere hadisi şerifi Hoca Efendi'nin hayatının yörüngesidir. Hoca Efendi'nin hayatının eksenini nasıl ifade edersiniz derseniz bana, ben bu hadis-i şerifi ifade ediyorum. Şuur. Gördüğüm, müşahede ettiğim, şahitlik yaptığım husus budur. Hoca Efendi tahta kulübesinden çok bahseder mi? Hani hey gidi günler vaazı var. O hey gidi günler vaazında tahta kulübesine çok atıfları var o vaazda. Tahta kulübesi Hoca Efendi'nin Kırklareli'nden Edirne, Kırklareli, İzmir'e tayin olduktan sonra 4-5 sene gençliğinin zirvede olduğu bir dönemde hayatını geçirdiği kulübesi. Edirne'de malum cami penceresinde kalmış. Orada tahta kulübede kalmış. Orada o tahta kulübede bazı hususları defterine not almış. Kendi defterine. Daha sonra da bu Sızıntı Dergisi 1979 Şubat ayında yayın hayatına başlayınca, bu 1966 ile 70 arasında, 71 işte o askeri muhtıraya kadar olan dönemde, ondan az önce Hoca Efendi Kestane Pazarı'ndan ayrılıyor, muhtıradan az önce. O dönemde aldığı notlar var. Sızıntı Dergisi'nde yayınlandı. Daha sonra bu Ölçü veya Yoldaki Işıklar kitabı da bir araya getirildi. O kitabı açtığımızda ilk karşımıza çıkan husus ilimden beklenen gayedir. İlim İslam için olmazsa olmaz bir şeydir. Hani ikra, okumanın her çeşidiyle, kainatı oku, Kur'an'ı oku, kendini oku, insanı oku, afak oku, enfüsü oku. Bu bir hakikat. Ve bir ayeti kerimede يَرْفَعِلَّهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَالَّذ۪ينَ اُوتُ الْعِلْمَ دَرَجَةً derken iman ve ilim peş peşe zikredilir. Evet. Manası şu demek, mealen kısaca, Allah iman edenleri ve kendilerine ilim verilenleri derece derece yükseltir. İnsanın yükselmesine en önemli bir dinamik okumadır, öğrenmedir, bilmedir. Hoca Efendi'nin Prizma kitabında geçen bir cümlesi, Prizma 4. cilde geçen bir cümlesi, kitaplar
insanı cennete yükselten merdivenin basamaklarıdır.